Düzce'de, ana vatanı Çin olan kestane Gal arısı görülmeye başlandı. Düzce'deki kestane üreticileri arasında katil arı olarak adlandırılan Gal arısı, arıcıları endişelendiriyor. Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan, ana vatanı Çin olan Gal arısı, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek çiçek açmasını engelliyor ve zamanla ağaçların kurumasına da neden oluyor. Son zamanlarda Düzce'de de görülmeye başlanan Gal arısı, özellikle kestane üretimi yapan köylülerle birlikte, kestane balı üreten arıcıları da endişelendiriyor. Gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçlarının tamamıyla kuruyacağı söyleniyor. Gal arısının ana vatanı Çin olarak bilinmektedir. İlk olarak Bursa taraflarında görünmeye başladı. Yalova, Kartepe ve bu bölgeye kadar geldi. Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. En büyük zararı, kestanenin çiçek açmasını engellediği için bal alma oranını düşürüyor. Bırakın bal almayı, yakın zamanda yiyecek kestane bile bulamayacağız. Bu olaya detaylı ve tam olarak el atılması gerekiyor. Buna karşı bir böcek türü geliştirildiğini duyuyoruz. Fakat bu böcek türü buna yetişemiyor. Gal arısı daha hızlı ilerliyormuş. Aksi halde ormanlarımız iyice kuruyacak. Gal arısının önemli ekonomik kayıplara yol açtığını belirtildi. Gal arısı kestane üretiminde önemli ekonomik kayıplara neden olan bir karantina zararlısıdır. Bu bir arıcık ve arı grubundan bir zararlı türlerinden. Kestanelere gerçekten çok önemli zararlar vermektedir. Erginleri siyahımsı renkte, anten ve bacakları sarımsı kahverengi renkte, yumurta ve larvaları beyazımsı, erişkinleri ise sarımsı ve kahverengi. Ana vatanı Çin, 1941 yılında Japonya, Kore ve Nepal'de görülmüş. 1970'li yıllarda Amerika'da görülmüş. 2002 yılında başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmüş. Ülkemizde ise 2014 yılında görüldü. Özellikle Yalova ve Bursa'da yayılmış durumda. Ancak ülke genelinde yayılması da ülkemiz açısından büyük risk oluşturacaktır. Gal arısının %50 ile 75 oranında verim düşüklüğüne neden olduğunu da belirtildi. Özellikle tomurcuklara zarar veriyor. Tomurcuklar da gal oluşumuna neden oluyor. Bu yüzden doğa açısından çok tehlike arz ediyor. Mücadelesi olmakla birlikte biraz zor. Nedeni ise özellikle tomurcuklarda geliştiği için yumurtasını tomurcuğa bırakıyor ve birinci derece larvalar kışı tomurcuk içinde geçiriyor. Mayıs ayına kadar tomurcukta kaldıktan sonra erginler tomurcuktan çıkıyor. Mücadelesinin zor olmasının sebebi tomurcuklar içinde gallar oluşturması. Sürgün gelişimi engellediği için yoğun bulaşmalarda ağaç ölümlerine neden olmaktadır. Mücadelesinde mekanik ve kültürel önlemler, kimyasal mücadele entegre mücadelede en son çare olarak düşünülüyor. Biyolojik mücadele var. Özellikle dayanıklı çeşitlilik noktasında çalışma var. Mekanik mücadele sürgünlerde zarar olduğu için sürgünlerde budama ile çözülebilir. Ama bunu ticari kestane üretimi yapılan bahçelerde önerilmiyor. Kimyasal mücadelenin yan etkilerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tomurcuk içinde olması etki açısında da büyük risk oluşturuyor. Gal arısıyla en etkili mücadele yöntemi ise, biyolojik mücadele olarak biliniyor. İlk biyolojik mücadele ile ilgili çalışmalar 1950 yılında başlamış. 1980 yılında da biyolojik karşıtların salım çalışması yapıldı. Buna karşı mücadelede etkili olan yine bir arı türü olan, Torimus sinensis'tir. Çok etkili olduğu söyleniyor. Şu an birçok Avrupa ülkesinde İtalya'da, Japonya'da, Kore'de başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ülkemizde de doğal düşmanlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Birçok tür tespit edilmiş ancak Avrupa'da kullanılan arı türünün İtalya'dan getirilerek salımı gerçekleştirildi. Özellikle Yalova ve Bursa yörelerinde. Kısa vadede sorunu çözmek mümkün görünmüyor.